Rehberi programından merhaba değerli izleyenler. 11. İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı. İzmir'den programımızı açıyoruz. Birazdan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik burada olacak ve açılış gerçekleşecek. Fuar Rehberi programı başlıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. On birinci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı vesilesiyle İzmir'de olmaktan, sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. 54 ülkeden güzel İzmir'imize teşrif eden tüm konuklara da hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, fuarlar tarımsal tüm gelişmeleri, değişimleri çiftçiyle, üreticiyle, tüketiciyle buluşturan mekanlardır. Bu yönüyle bu anlamlı fuarı, bu etkili fuarı gerçekleştiren, geçmişte buna öncülük eden ve emeği olan herkesi, valiliğimizi, büyükşehir belediye başkanlığımızı, bakanlığımızın değerli çalışanları, bütün birlikleri ve bütün emeği geçenleri kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Derdin var diyorsun. Nedir senin derdin? Arkadaşım, sizin bu kanalınız inan bizi bağladı. Evde hanımla kavga eder oldum. Hanım ben paramparçayı seyredeceğim diyor. Ben Tarım Türk'ü seyredeceğim diyor. Yani bağımlı olduk artık. Abi şimdi bizi vicdan yaptırma böyle değil. Vallahi böyle kardeşim, bak samimiyetle söylüyorum yani. Ben de kardeşim diyorum. Ya kumanda elimde. Yok Bereket TV, yok Tarım Türk, yok Bereket Hayvancılık, Çiftçi TV. Ya aşık olduk. Ben haylazın biriydim. Sizin kanalınızı izleye izleye leşber oldum çıktım. Ya şimdi onlar da bizim kardeş kanallarımız. Şimdi ben hep duyuyorum. Genelde sıralamada alt alta koyup bir ona bir ona. Yemin ediyorum öyle. Öyle. 22, 23, 24, 25 ben de sıralı. En başta Tarım Türk. Vay. Alkış. İnan böyle ya. Yani. Yani bilmiyorum, huzurumuz kaçtık demeli. Hanımla kavga eder olduk yani. Yok acı hayattı, yok paramparçadı. Ben Tarım Türk diyorum. Kış günü olmasa tamam, iki tane televizyon ayıracağız sobayı. Ama kış günü olduğundan bir yerde durmadan çekişme. En çok hangi programları seviyorsun? En çok... Böyle hayvanlar mı çok ilgini çekiyor? Hayvan ve tarım aletleri. Hayvanları çok şey yapıyorum. Bir de tarım aletleri. Fuarda artık bu sefer yengeyle beraber izleyeceksin. Ben çıktım televizyona. İnşallah, inşallah, inşallah. Artık o da seyreder. O zaman sayede. Kahvelerde senden olur. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim.
Akay Tarım Makinalarından Gülşah Akar ile birlikteyiz. Merhaba, iyi fuarlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl gidiyor fuar? Biraz kalabalık görüyorum bugün. Ya bu sene gerçekten beklediğimizin üzerinde. Yani bizim umut ettiğimiz bir görüntüyle karşılaştık. Dün de olsun, bugün de aynı şekilde. Gayet iyi, memnunuz yani katılımcıdan. Evet, burada şimdi geniş bir yelpazeye sahip ürünler var. Şimdi traktör kısmı da var. Ama öncelikle yem karma makineleri var. İşte ot biçme makineleri var. Bunlardan biraz bahsedelim. Gelenler burada hangi ürünleri bulabiliyorlar? Şöyle söyleyeyim, yani en çok çeşitliliği bulabilecekleri firma Türkay Tarım Makineleri. Biz toprak işleme makinelerinden ot grubuna, yem karma makineleri, aynı zamanda dediğiniz gibi Kubata, Ege Bölge, yani İzmir ve Manisa yetkili bayisiyiz. Yani traktörden ekipmana her şeyi biz de bulabiliyorlar. Hem traktörü alıp arkasına da ekipmanı alabilirler, takabilir, kullanabilirler. Yani bizde olmayan çok az makine var. Yani onlarda da zaten alıp satarak yardımcı olabiliyoruz yani müşteriye. Evet, yani siz İzmir bölgesindesiniz, İzmir'desiniz ama bütün dünyaya yayıldığınızı görüyoruz. Oradan demin de kitapçı incelediğimde Amerika'ya kadar, Avrupa'ya kadar her yerde görüyoruz sizi. Bir de zaten yurt dışı, özellikle yurt dışı fuarlarında da her yerde görüyoruz. Şimdi ihracatta tarım makineleri Türkiye'de hızla ilerlerken sizin durumunuz ne burada? Yani biz 56 yıllık bir firmayız. Hem üreticiyiz hem ihracatçıyız. Yani 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani üretici olmanın yanında ihracatçı olmak da çok büyük bir şey. Yani bizim yurt içi, yurt dışı katıldığımız fuarların geri dönüşleriyle devamlı yurt dışı her sene bir ülke ekliyoruz ihracat ağımıza. Aynı şekilde yurt içinde bayi ağımız çok kuvvetli. Şu anda 120'nin üzerinde bayimiz var. Yurt Türkiye geneline dağılmış şekilde. Bayimizin olmadığı çok az il var. Onlara da tarım kredi kooperatifleri, pancar kooperatifleri aracılığıyla doğrudan biz kendimiz satış yaparak ulaşıyoruz. Yani şu anda yurt içi ve yurt dışı ulaşamadığımız çok az yer var yani. Yani Türk malı ürünler Avrupa'da, Amerika'da boy gösterebiliyor. Aynen. Amerika'da zaten kendi satış yerimiz var. Almanya'da da aynı şekilde. Yani kendi satış yerlerimizi açıyoruz yurt dışına. Kuvvetliyiz yani. Şimdi buraya gelenler daha çok hangi ürünlere ilgi gösteriyorlar? Bir yem karma makinesi var herhalde yeni şu anda yapılan. Onun başında çok kalabalık görüyorum zaman zaman. Onunla ilgilenirken yorulduğunuzu da görebiliyorum. Onunla ilgili biraz bahsedelim. Yani yem karma makinesini Türkay ne gibi bir değişiklik sundu üreticiye? 2015 yılında başladık yem karma makinalarını üretmeye. Bu fuarda da ilgi çok yoğunlaşmanın sebebi patentli bir ürünümüzü sergiliyoruz. Yani arkası sürekli yükleme yapabilen özel bir bant sistemi geliştirdik. Onun için çok ilgi var. O yüzden bu kalabalık. Şimdi fuarlarda karşılaşıyoruz sürekli. Bir sonraki fuarda neredesiniz? Nerede karşılaşacağız? Bir sonraki fuarda fuarımız Denizli fuarı. 9 Mart'ta başlıyor. Buradaki çiftçilerimizi de oraya davet ediyoruz. Bir sonra Denizli'deyiz. Düşünüyorsunuz ya nerede olacağınızı tabii Denizli'deyiz. O kadar çünkü çok yerdeyiz ki yani gerçekten yurt içinde çok fazla fuara katılıyoruz. Bir de fuarlar gerçekten günden güne artıyor. Yerel fuarlar da olsun. Onlara bayimiz kanalıyla, bayimize destek olarak artık katılıyoruz. Yani firma olarak önce Denizli, ondan sonra Konya'ya geçeceğiz buradan. Peki şimdi satış sonrasında üreticiye, çiftçimize nasıl hizmetler var? Satış sonrası satıştan daha önemli bir olgu. Yani satış sonrası hizmette Türkay'ı kullananlar zaten kendisi biliyorlardır. Yani benim fazla firmayı övmeme gerek yok. Bunu kullanıcılar zaten biliyorlar şu an yani. Onu açıklamama gerek yok. Yani kullanıcılar biliyorlar. Yani yeni bu aileye katılan üreticiler de bunu bilsinler o zaman. Satış sonrasında da herhangi bir sıkıntı yok dedi. Makinalarımız zaten yani 2 yıl garantili. Biz bazı makinalarımıza kendimiz de ekstra ilave garanti de veriyoruz. Malzeme dayanımımız, uzun ömürlü, üretim teknolojimiz zaten şu an yani birçok büyük firmaya parça üretiyoruz. Kendi lazer kesim fabrikamız olduğu için ve dişli imalat sanayi konusunda da kendi firmamız olduğu için büyük firmalara aynı şekilde dişli şanzıman ve kaynak konstrüksiyonlu parça üreterek de tedarikçi konumundayız aynı zamanda. Hem direkt çiftçiye
üreticiye doğrudan ürünleri yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Büyük firmalara, bu Avrupa'daki ya da Amerika'daki firmalara da bazı ürünleri tedarikçi olarak çalışıyorsunuz. Yine bu markayı, Türk markasını Avrupa'da da her yerde gösteriyorsunuz. Yurt içi, yurt dışı birçok firmaya fason üretimi de yapıyoruz. Kendi markalarıyla bizim makinelerimizi satış yapıyorlar. Bu anlamda da oldukça... O zaman diyoruz ki geniş bir yelpazesi olmasının nedenlerini aşağı yukarı biz anlamış olduk. Gelenler de umarım burada aradıklarını bulurlar. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de öyle umut ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Agro Expo İzmir'de. Şimdi Kubota standındayız. Bir Japon firması burada. Evet. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Remzi Yemişçi. Manisa Kubota bayisiyim. Evet. Bu traktörün Türkiye'deki kullanımı nerelerde çok yaygın? Türkiye'nin her yerinde yaygın. Kubota dediğiniz zaman dünyanın tek firmalarından bir tanesi. Mesela hepimizin aklımıza geçen bir şey vardır. En iyi motor dünyada Fendt'tir. Fendt'ten sonra dünyada ikinci olarak bu Kubota'lar gelir. Motorları 16 valttir. Gerçek 4x4'tür. Motor ömrü 40 bin saattir. Amerika'da pazar payı %46'dır. Amerikan motorlarından daha fazla Amerika'da satılır. Avrupa Birliği fuarında geçen seneki Fendt'ten sonra dünyada gelen tek motor olarak Kubota'yı ilan etmişlerdir. Hani bunları biz söylemiyoruz, dünya otoriteleri söylüyor. Kubota motoru defranseli şanzımanı dünyada tek bir fabrikada üretilen fabrikalardan bir tanesidir. Nerede oluyor üretimi? Gebze. Japonya'da oluyor. Fabrikası bu sene montaj attığımız Türkiye'de Gebze'de açıldı. Yani her şeyin Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Yatırım yapıyorlar. Sadece jant lastikler, ağırlıklar Türkiye'de takılıyor. Geri kalan hepsi Japonya'dan geliyor. Japonya'da mesela üretilen araçların %85 motorlarını Kubota yapar. Dünyada Perkins'ten Fiat'ın toplam ürettiği motor sayısı kadar dünyaya motor satarlar. Hani Kubota bir dünya markasıdır. Yani Japon değil. Evet, sadece. Japon dediğimi düşüneceksin. En çoğumuz her şeyden önce dürüstlerdir. Üstünde bizim motorumuzun ne yazıyorsa beygir gücümüz odur. Amerika'da da aynı motor. İngiltere'de de aynı motor. Avrupa'da da aynı motor. Değişen bir şey yoktur. Ama Türkiye bazı ülkeler, hani firmalar çöplük olarak görürler. Avrupa'da satılan motorlarla Türkiye'de satılan motorlar değişiktir. Bizim motorumuz dünyanın her yerinde aynıdır. Değişen hiçbir şeyimiz yoktur. Yani dürüst satıcı. Dürüsttür. Yani çok önemli bu. Tabii. Peki. Parça sıkıntımız kesinlikle yoktur. Zaten şimdiye kadar Japonların parça konusunda hiçbir problemi Türkiye'de olmamıştır. Peki Türk insanı nasıl bakıyor? Fuarda olsun şimdi, ya da başka esin. Artık herkes şimdi artık gerçekleri görmeye başladılar. Mesela bizim traktörümüz, biz diyoruz ki bizim motorumuz gerçek 4x4. Arkadaşlar bunu nasıl bir şey diyor. Mesela şöyle görebilirsiniz de bizim traktörlerimizin önünde de ayna maliti vardır, konik dişli vardır. Olduğu yerde döner, manevra kabiliyeti çok yüksektir. Yakıtımız %25-%30 arası daha düşüktür çünkü motorlarımız 16 valttır. Yani bayağı bir üstün özellikler tabii, mevcut. Üstün. Hani boşuna biz demiyoruz ki dünya otoritelere, Avrupa Birliği'nde Fendt'ten sonra dünyada gelen tek motor bunu ilan ediyorlar. Daha şey diyecek bir şey var mı Kubota hakkında? Peki, teşekkür ediyoruz. Şey hayırlı fuarlar. Sağ olun. Değerli izleyenler, tarım ve hayvancılık fuarına gelince traktör almak isteyen böyle çiftçilerimiz de oluyor. Onlara güzel bir indirim yapıyorlar ama çiftçimiz pek onu yeterli bulmadı. Biz devreye girdik. Abi adın ne? Tanıyalım seni. Hamdin Özbay. Nereden? Menderes Cumaovası. Menderes Cumaovası. Şimdi patronu da tanıyalım. İsmim Uysal. Uysal Çetin. Türk Ay Tarım Makinelerinde Satış ve Pazarlama Departmanı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda Kubota traktörlerinin bayiliğini yapıyoruz. Abim, Hamdi abime yardımcı olmak için buradayım şu an. Buyursunuz. Hamdi abi ne fiyat verdiler? 70. 70 mi? Evet. Ne o? 70 biraz fazla gelmiş ama. Evet, traktörün normalde liste fiyatı 76. Hamdi abim daha öncesinde de bizimle görüşüp buluştu. Tekrar bir fiyatını değerlendirmeye karar verdik. Biz en son 70 bin lira verdik.
70 bin lira verdiniz. Evet. Şimdi Hamdi abi sen bir elini sıkış, biz sana yardımcı olacağız. Şimdi 70 bin sana fazla mı geldi? Fazla geldi. Ne ekiyorsun sen? Sera biraz işiyle daha yaklaş şöyle yaklaş. Sera işiyle uğraşıyor. Evet. Bak çiftçimizin yanında olalım. Sera yapıyor, üretim yapıyor. Bize doğal ürünleri sofralara kadar gönderiyor. Şimdi biz yardımcı olmazsak, üretçiye destek olmazsak ne olacak? Gelmeyecek bunlar. Gidip ithal mi alacağız? Memleketimizin ürünü varken ithal mi yiyeceğiz abi? Yani. Tamam sen bunu kaç istiyorsun? 69.500 olur mu? Yani 69.500'ü veren 70'i de verir. Zaten 70 diye biz indirmeye çalışıyoruz. Sen çıkartma dur. Abi 69.500 uygun mu? Yok bir dakika. 69.500 değil. Tarım Türk hattına değerli izleyenler, Tarım Türk'e özel bu yayında 1000 lira daha indirim yapıyorsun. 69.000 lira. 500 de yok, 69.000 lira. Tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam. Hadi o zaman hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhaba, sağ ol. Allah. Ben Sancaklı Bozköy'den kiraz üreticisiyiz biz. Ahmet Sert. Kiraz, cinsi ne abi o kirazlar? Cinsi Karabodur, Erlörlü, Kristabalina, Ziraat 900. Kiraz nasıldı bu sene? Kiraz çok güzeldi ama satımı biraz iyi olmadı yani ihracat şeyi. Gelelim oraya siz arayalım. Kolay gelsin. Ben Sancaklı Bozköy'den, Manisa'dan Ufuk Batı. Ben de kiraz üreticisiyim. Ne kadarlık bir alan var? Ağaç olarak mı sayalım, ne diyelim? Toplam Türkiye genelinde 38-40 bin ton üretim yapıyoruz. Türkiye'de ilk kirazı biz Sancaklı Bozköy'de çıkarıyoruz. Nisan'ın 15-20'si ilk kiraz bizim köyde çıkıyor. Bu para kazanabildiniz mi bu sene? Allah bereket versin. Kirazlarımızda soğuk olay oldu. Yine de güzel para kazandık. İhracat olarak Almanya dış ülkelere gidiyor. Fiyat nasıldı? Fiyatı 10 lira. İlk baş şey 70 lira, lira 70 liraya satıldı bizim köyde. 70 lira, 50 lira ilk başında. Yani yurt dışına mı gitti? Evet, yurt dışı, İstanbul, her tarafa yani geliyor yani alıcılar. Üretime devam edeceksiniz. Tabii. Yeni bahçeye yetiştiririz. Erkenci bizim hep çoğunluk. Bu arada kendi üretim alanınız için, kiraz üretimi için baktığınız bir şeyler oldu mu? Tabii, direkt traktörlere bakıyoruz, şeylere bakıyoruz. Peki o zaman size hayırlı gezmeler diyorum. Kolay sağ ol. Size de kolay gelsin.